Allah'ın en nefret ettiği şeylerden biri, Resulünün cahiliye davasıdır, leştir, kokuşmuştur, ayaklarımın altındadır dediği şey milliyetçiliktir. Çünkü milliyetçilik yeryüzünde şeytanın Allah'a karşı başlattığı ilk isyanın adıdır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e, Arap'ın aceme, acemin Arap'a üstünlüğü yoktur. Herkes yaratılış itibariyle alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratmasıdır. Ve herkes Allah'ın katında yaratılış itibariyle eşittir. Üstünlük ancak takva iledir. Niçin şeytan Rabbinin emrine karşı büyüklendi? Kur'an-ı Kerim şeytanın kibre kapıldığını söylüyor. Ebe ve stekbera ve kâne minel kâfirîn. O Allah'ın emrini kabul etmedi, kibre kapıldı ve o kâfirlerden idi diyor. Fakat bu kibre onu götüren şeyin sebebi nedir diye sorduğumuzda, yani ne oldu da kibirlendi bu adam? Kendi yaratılışını bir başka varlığın yaratılışından daha üstün gördü. Yani günümüz ifadesiyle söyleyeyim, günümüz ifadesiyle kafatasçılık yaptı. Günümüz ifadesiyle milliyetçilik yaptı. Bizim ırkımız dedi, bizim cinsimiz Adem'in cinsinden daha değerlidir dedi. Allah Azze ve Celle ona sordu. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan şey nedir ey iblis? قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Beni ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın dedi. Yani benim ırkım, benim cinsim, benim maddem, benim özüm Adem'den daha hayırlıdır. Adem'den daha hayırlıdır dedi. Yeryüzündeki her milliyetçi insan şeytanın Allah'a isyanından onda da bir pay vardır mutlaka. Allah'ın en nefret ettiği şeylerden biri Resulünün cahiliye davasıdır. Leştir, kokuşmuştur, ayaklarımın altındadır dediği şey milliyetçiliktir. Çünkü milliyetçilik yeryüzünde şeytanın Allah'a karşı başlattığı ilk isyanın adıdır. Kafatasçılık şeytanın Allah'a kafa kaldırmasının ilk adıdır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e, Arap'ın aceme, acemin Arap'a üstünlüğü yoktur. Herkes yaratılış itibariyle alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratmasıdır. Ve herkes Allah'ın katında yaratılış itibariyle eşittir. Üstünlük ancak takva iledir. Ne ateşten yaratılmış olmak, ne bir ırka mensup olmak, ne bir imparatorluğun devamı olmak, ne renginin beyaz olması ne de siyah olması bir insanı Allah'ın katında ve Allah'ın dostu olan müminlerin katında değerli kılmaz, sevimli kılmaz. İnsanı Allah'ın ve müminlerin yanında değerli kılacak olan şey insanın takvası, yapmış olduğu salih amelleridir. Onun için şeytan Allah'a isyan etti. Niçin isyan etti? Kafatasçı olduğu için, milliyetçi olduğu için Allah'a isyan etmiş oldu.